bu dersimizde soldan sağa doğru alt taraftan akan bir yazının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Daha önce sadece bir başlık şeklinde yazının e, durağan bir görsel biçiminde oluşturulmasını görmüştük. Şimdi yine title ekranına, title menüsüne gidiyorum ve yeni bir title oluştururken default olarak çıkan stil yerine default crawl'ı tercih ediyorum. Eğer default rolü tercih ederseniz ee, filmlerin ya da programların sonunda aşağıdan yukarıya doğru akan son e, yazıları oluşturmuş olursunuz. Default krawyla da alttan akan yazılar oluşturmak mümkün. Default krawyla açıyorum ve bir başlık oluşturuyorum. Ee, yine isterseniz şu ikona tıklayarak arka plandaki görselin de gözükebilmesini sağlayabilirsiniz. Bu kez Text aracına, Type aracına tıklamak yerine bir alana yazı yazabileceğim araca tıklıyorum ve bir alan oluşturuyorum. Bu alandaki yazılar soldan sağa doğru kaydırılabilir nitelikte olmalı. Yazmak yerine doğrudan internetten video bunun tanımını kopyalayıp buraya yapıştıralım. Yapıştırdığımızda bir önceki ayar, ayarlara göre e, geldi ve bu ayarlarda farklı bir font kullanılıyor. Ben fontumu Arial gibi bir fonta dönüştürüyorum ve biraz da küçük hale getiriyorum. Bunun tek satır olması gerekiyor, o yüzden yazı alanımı sağa doğru genişletiyorum. şu şekilde tamamını gör gösterebileceğim bir şekilde hallettim. Evet. Daha sonra yaklaşık olarak pozisyonunu belirleyebilirsiniz. Örneğin tam olarak buralardan aksın diyebilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız şey ise yazının akma özelliklerini tanımlamak olacak. Bunun için yazı tasarlama ekranımızın üst kısmında özellikle roll ve crawl e seçeneklerini belirleyeceğimiz bir menü var bu menüyü açıyorum. Şimdi sola doğru akacak ve başlangıçta ekranımın dışında yer alsın ve aktıktan sonra da ekranımın dışına gitsin istiyorum. Bu şekilde ayarlamalarımı yaptım ve tasarım ekranımı kapatıyorum. Tekrar hatırlatalım. Title'ımız proje panelinde oluşturuldu. Yani şu anda burada değil. Ve buraya taşımak için tutup Yeni bir kanala sürüklüyorum. Evet, yazılarımız soldan sağa doğru hızla akıyor. Özellikle reklam filmlerinde, kampanyalarda özel kampanya özelliklerini bu şekilde hızlı bir biçimde aktarabilmek mümkün. Ama normalde gerçekten okunmasını istiyorsanız biraz daha yavaş akmasını tercih edersiniz. İşte buradaki title'ın uzunluğunu ne kadar kısaltırsanız o kadar hızlı ne kadar uzatırsanız o kadar yavaş akacaktır yazılarınız. O yüzden ben de şöyle bir uzattım ve oynatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi çok daha yavaş bir biçimde alttaki yazı videomun üzerinden akmaya başladı.